Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız adım Ezgi. Bugün sizin için muhteşem bir tarif vereceğim. İnanılmaz, benim için gece gündüz dua edeceksiniz. Şimdi bu iki günde acayip ödem attırıcı bir çay. Bunu sürekli ben kendim de yapıyorum. Biliyorsunuz beni, eğer bilenler varsa, akşam abur cuburlarımı yemeyi çok severim ben. Güzel bir kilo verdim. Güzel bir kilodayım şu an. Korumaya çalışıyorum. Her ne kadar akşamları bazen kaçırsam da eğer bu çayla birlikte onu bir şekilde bir dengede tutmaya çalışıyorum. Varsayalım siz bir düğüne hazırlanıyorsunuz veya bir geceye gideceksiniz, eşinizle, sevgilinizle bir yemeğe gideceksiniz. Hafif bir göbeğinizin inmesini istiyorsanız, eğer midenizin biraz içine yapışık bir vaziyette olmasını istiyorsanız, eğer birkaç kilo vermek istiyorsanız, eğer kesinlikle bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Ama lütfen 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 herkes kendi kilosunu başka kilolarla kıyaslamasın. 53 kiloda olan bir insan tabii ki 6 kilo vermeyecektir. Ama en azından güzel bir motivasyonlu bir başlangıç olacağını biliyorum yani. Her sabah kendimizi tarttığımızda eğer 10 gramın biraz bile düştüğünü görmek ve bizi fiziksel anlamda hafif hissettiğimizi bilmek bizi biraz daha motivasyonumuzu yüksek tutacaktır. Neyse, fazla konuşmayacağım çünkü konuşmayı çok seviyorum. Siz biliyorsunuz zaten beni. Bilmeyenler varsa da eminim şimdi öğrenmişlerdir. Hemen tarife geçmek istiyorum. Bu arada kanalımda birçok kilo ver benimle ilgili çok videolarım var. Çok kilo aldım. Hamilelikten dolayı çok kilo verdim ve şu an çok set, güzel bir kilodayım yani, korumaya çalışıyorum. Hemen tarife geçelim. Sizin için çok şanlı bir tepsi, tava, tencere bulmak isterdim ama elimizde bu mevcut. Şimdi şurada görmüş olduğunuz 3-4 tane tarif var. Tarif, 4 tane reçete, reçete değil, 4 tane kullanacağımız ingredients var içerisinde. Bu yeşil çay arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yeşil çay. Burada da kiraz sapımız var arkadaşlar. Burada zerdeçalımız var. Ve burada da cinnamon. Neydi? Tarçın. Tarçınımız var. Şimdi ilk başta yeşil çayımızı döküyoruz. Ondan sonra kiraz sapımızı döküyoruz. Ondan sonra da kettle'da ısıttığımız yaklaşık 1 litre suyumuzu da döküyoruz. Ve kaynatacağız bunu şimdi. Bir güzel kaynayacak şimdi bu. Pofur pofur hem de kaynayacak. Şöyle açtık mı altını? Açtık. Evet. Çok hızlı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden direkt kurallara geçelim arkadaşlar. Bu yapacağımız çayı gün içerisinde istediğiniz kadar içebilirsiniz. İstediğiniz kadar. Limiti yok. Sadece çiğnem anlamında yiyebileceğiniz ceviz, çiğnemek için sadece ceviz ve salatalık. Bundan şöyle 2 tane günde, 2 tane, bu arada 2 günlük bir detoks veya arındırma diyebiliriz. 2 tane ceviz ve dilediğiniz kadar, sınırsız dilediğiniz kadar da salatalık. Siz bunu kendiniz, yani cevizi ne zaman yemek istiyorsunuz bilmiyorum ama istediğinizde sabah, öğlen, akşam ne zaman istiyorsanız o zaman yiyebilirsiniz. Bu arada çayım güzel pofur pofur kaynadı. Şimdi 2-3 dakika öyle kaynasın. Ondan sonra içine şöyle zerdeçal ve zencefilimi dökeceğim ve onunla da bir kaynatacağım böyle. Evet. Bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Ondan sonra da zerdeçal. Biraz karıştırsak iyi olurdu. Okay. Biraz karıştırdım. Şimdi kapatıyorum üstünü ve ocağın altını da kapattım. Görmüş olduğunuz gibi 2 dakika falan böyle kaynadı, kapattım. Şimdi bu 5 dakika böyle kalacak. İyice böyle su falan hep böyle birbirlerine birleşecek. Ben senin kendimin Türkçemin şeyini yerim yani. Evet, ondan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tabii ki yulaf sütü olabilir. Yarım yağlı süt olabilir. Tam yağlı süt olabilir. Keçi sütü olabilir. Badem sütü olabilir. İstediğiniz sütü, istediğiniz sütü kullanabiliyorsunuz. Bir bardak bu suyumuzdan, yarım bir bardak, yani sütlü çay yapıyormuşuz gibi düşünün. Biraz süt, biraz su.
gün içinde bunu tüketiyoruz arkadaşlar. Hem de istediğimiz kadar. İstediğimiz kadar. İstersen her saat, istersen yarım saatte bir, istersen 3 saatte bir. Ama çiğneme anlamında sadece 2 ceviz ve dilediğiniz kadar salatalık. Bunu 2 gün boyunca yaptığınız zaman aynı zamanda günde 10.000 adım olur, 15.000 adım olur. Biraz kardiyo. Yürüyüş olabilir, evde spor olabilir. İstediğiniz, dilediğiniz sporu yapın. Yeter ki vücudunuz yürüsün, bir şeyler yapsın. Aktif olsun. Bunu da yaptığınız sürece 2 günün sonunda emin olun ki, bana dua edeceksiniz. Emin olun ki güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Gelin bunu birlikte başlayalım arkadaşlar. Siz aşağı yorumlar kısmına başladığınız kiloya ve 2 gün boyunca devam ettikten sonra da bitiş kilonuzu yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda da ben kendimkini paylaşacağım. Güzel bir sonuç olur. Çarşamba günü de hep birlikte gelip tekrar bakabiliriz yorumlara. Sizi seviyorum. Şimdi bitişimi birlikte yapalım. Nasıl içtiğimi siz de görün. Ben bu şekilde akşamları abur cubur birazcık kaçırsam da ertesi gün öğün atlayarak bu çayı yaparak kendime biraz da olsa dengede tutmaya çalışıyorum. Bu benim böyle biraz hilem gibi bir şey oldu aslında. Diyelim ki akşam pizza yedim. Sabah kalktığımda zaten kahvaltıyla pek aram yok ama öğlen bu çayı yapıyorum. Ondan sonra da biraz akşamda hafif beslenerek onu biraz dengede tutmaya çalışıyorum. Unutmayın arkadaşlar, spor da çok önemli. Spor da yapın, vücudunuzu aktif tutun. Umarım size anlatabilmişimdir. Güzel bir edit yaptığımda şu saçımın şurası çok sinir bozucu olacak. Ben bazen konuşurken kendime bakmıyorum. Baksaydım keşke. Keşke birazcık bakaydım. Evet. Öyle yani. Şimdi çayımızı yapalım. Aslında bunu 5-10 dakika böyle dinlendirsek daha iyi olur ama video için hemen yapalım. Kendime şöyle büyük bir cam bardak, üstüne böyle demlik. Biraz tatlandırmak istiyorsanız limon da koyabilirsiniz. Limon hiçbir zararı yok. Çünkü acı olacaktır. Ve sütüm. Afiyet olsun. Harika. Gerçekten muhteşem. Gördüğünüz gibi bu kadar basit aslında. Tekrar geçiyorum. Kiraz sapı, yeşil çay, zerdeçal ve tarçın. Bunların dördünü karıştırıp, kaynatıp, karıştırıp ondan sonra dilerseniz biraz limon ekleyebilirsiniz. Bunu biraz mis gibi içiyorsunuz sütle birlikte. Ondan sonra da gün içinde 2 ceviz, biraz da salatalık. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Muhteşem.